Evet, Fuar Özel'den merhabalar. Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 3 Eylül'den itibaren 90. İzmir Enternasyonel Fuarı başladı ve biz de her gün bu alandan canlı yayınlarımızla evlerinize misafir oluyoruz. Öncesinde de Marble İzmir Mermer Fuarı'ndan yine aynı şekilde yaklaşık 15 gündür İzmir hareketlendi, kendine geldi. Bizler de tabii ki basın olarak, Ege TV ailesi olarak hep sahadayız, hep buradayız. Şimdi de yine kıymetli bir konuğumla birlikteyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'le yine fuarlarımızı, İzmir'i ve bölgeyi konuşacağız. Sayın Başkanım, evet. Yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum, hoş buldum. Sizler evet. De hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, tabii 90 yıldır düzenlenen evet. İzmir'in en büyük markası ve aslında bir tarih. Çok doğru. Bu anlamda fuarımızı değerlendirir misiniz? Çok doğru ama aslında sadece İzmir'in markası değil. Evet. İzmir Enternasyonel Fuarı global bir marka. İzmir'in global bir markası. Hı hı. O nedenle hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bilinirliği olan ve gerçekten İzmir'i dünyaya mal eden önemli bir etkinlik. 90 yıldır düzenleniyor olması belki de dünyada eşsiz örneklerden biri olduğu anlamına geliyor. Yani Soğuk Savaş yıllarında ne bileyim Amerika ile Rusya kapışırlarken ben hatırlıyorum 60'lı 70'li yıllar onlar yan yana pavyon açarlardı burada ve uzay teknolojilerinde yaptıklarını sergilerlerdi. Bir yarışma içinde, rekabet içinde İzmir bunlara ev sahipliği yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda bile kapılarını kapatmadı. 90 yıldır evet. Her koşulda açmaya devam etti. Dünyayı aslında ayna tutan ve İzmir'in de ne yaptığını, neyi başardığını dünyaya ayna tutarak gösteren bir etkinlik alanı. Yani fuar dünyayı İzmir'e, İzmir'i dünyaya taşıyan bir ayna. Yansıtma görevi yapan bir ayna. Ve o anlamda da sadece İzmir değil, İzmir'in tüm çeperlerini, yani Aydın'ı, Denizli'si, Balıkesir'i, Manisa'sı, yani hepsini buraya çeker. Biz çocukluğumuzda o bir ay neredeyse gün aşırı mutlaka gelir, pavyon pavyon gezer. İşte Meksikalılar ne yapmışlar, Hintliler ne getirmişler, evet. İşte Tariş'te gidilip şıralar içilir. İşte makarnalar servis edilir, onlar ikram edilir, onlardan tadılır. Kısacası 90 yıldır var olan ve bir anlamda Expo vazifesi gören, biz Expo peşinde çok koştuk biliyorsunuz. Evet. Ama peşinden koştuğumuz şey aslında İzmir'de 90 yıldır benzeri yapılan bir uygulama. Doğal Expo aslında aynen öyle. İzmir'de yani biz biraz sonra ıskalamışız. Evet. Yani insan onu görüyor. Çünkü Expo'nun mantığıyla, ruhuyla hemen hemen aynı içerikleri taşıyor İzmir Fuarı da. O anlamda bizim asli misyonumuz belki de İzmir'in o uluslararası alana taşınmasında önemli bir kaldıraç rolü üstlenecek. Fuarı tekrar o şaşalı, görkemli günlerine taşımak. Çünkü İzmir asla sadece kendi coğrafi alanıyla sınırlı kalmamış bir şehir. İzmir'in misyonu coğrafi sınırlarının hep daha üstünde olmuş, daha ötesinde olmuş. İzmir öyle bir şehir. Evet. Ve bunun da en önemli araçlarından biri İzmir Fuarı. İşte onu uluslararasılaştırmak için, daha fazla uluslararasılaştırmak için birçok adım atıyoruz. Yani bu yıl onun ilk örneklerini görüyoruz. İşte örneğin iş günleri. Yani 6 yıl önce başlayan bu iş günleri 100 ülkeden, 100'ün üzerinde ülkeden 1500 katılımcının birbirleriyle buluşup ticaret yaptığı evet. Ve milyarlarca dolarlık anlaşmayı imzaladığı bir platform. Yani Ticaret Bakanımız da sağ olsun bizi onurlandırarak açılışta evet. Bulundu ve iş günlerine katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen büyükelçilerle beraber müzakere ettik. Onlarla beraber bir oturum yaptık.
Sonra da iş insanlarını birbirleriyle buluşturduk. İş günleri bu anlamda fuarın uluslararasılaşması için önemli bir adım. Ticari, özür dilerim Sayın Başkanım, ekonomik yönü bir tarafa, tabii, imaj açısından da dünyanın dört bir tarafından katılımcıların, tabii, gelip gitmesi. Aynen. İzmir'in ve ülkemizin tabii ki imajı şimdi açısından. Şimdi mesela iki yılda bir yapılan bu kültür zirvesine ev sahipliği yapıyor İzmir. Evet. Onu da özellikle fuarın açık olduğu tarihlerin arasına getirmeye çalıştık ki hem fuar zirveyi hem zirve fuarı beslesin ve her ikisi de birbirini güçlendirsinler ve ortaya çıkacak sinerji daha büyük olsun diye. Evet. Bu zirveden biraz bahsetmek isterim müsaade ederseniz. Tabii, buyurun, estağfurullah. Bu dünyanın en büyük yerel yönetim çatı örgütünün, yani Dünya Belediyeler Birliği'nin, hı-hı, düzenlediği bir etkinlik. Evet. Adeta nasıl ulusların, ülkelerin Birleşmiş Milletleri var. Belediyelerinde işte bu belediyeler teşkilatı var. Dünya Belediyeler Teşkilatı var. Burada 240 bin belediye üye bu birliğe ve bunların temsil ettiği nüfus 5 milyarın üzerinde. Böylesine dev bir, evet, yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapı 2 yılda bir kültür zirvesi düzenliyor. 2015'te İspanya'nın Bilbao şehrinde, 2017'de Güney Kore'nin Jeju şehrinde ve 2019'da da Arjantin'in Buenos Aires şehrinde yapıldı bu zirve. Neden kültür üzerine zirve yapılıyor? Çünkü kültür aslında hani sadece sanatla anılan bir şey değil. Bizde öyle bir algı var. Hani kültür sanat, evet, deriz. Birlikte kullandığımız. Birlikte kullanırız. Bu doğru değil. Yani, evet, sadece sanata indirgenecek bir şey değil kültür. Kültür aslında, evet, yaşam kaynağı demek. Yani eğitimde, sağlıkta, hayatın her anında kültürle baş başayız biz. Bizi diğer canlılardan ayıran belki de en önemli şey bu biriken kültürü bir sonraki nesle devretmemiz. Yani insanoğlunun evrim sürecinde, kendisini geleceğe taşıma sürecinde kültürün çok büyük bir rolü var. Kültür asla sadece sanata indirgenecek bir şey değil. Kültür yaşam biçimi demek, yaşam tarzı demek ve bütün bunu besleyen de işte o bizden önceki nesillerin bıraktıklarının bizden sonraki nesillere aktarılması sırasındaki köprü görevi. Evet. Bunun da iki tane ana unsuru var. Bir tanesi bu yaşam kültürü, yaşam tarzı meselesi. O yani bizim atalarımızda işte meşveret vardı, şura vardı, imece vardı. Evet. Şimdi biz bütün bunları aslında gelecek nesillere aktarmıyoruz. Orada bir kopukluk var. Doğamız, yani bu Anadolu'nun doğasını korumuyoruz ve gelecek nesillere aktarmıyoruz. Oysa ki bunları yok sayarsanız, bu muazzam miras yokmuş gibi bir gelecek inşa etmeye kalkışırsanız, o gelecek aydınlık bir gelecek olamaz. Evet. Aydınlık bir gelecek ancak o muazzam hazineleri, bu iki hazineyi geleceğe taşımakla mümkün. Yani o iki hazine var olacak, onu anlayacağız ki bunun üzerine bir gelecek inşa edebilir. İşte kültür bu demek. Yani insanoğlunun evrimi neden bütün ülkelerde aynı yaşam kalitesi seviyesinde seyretmiyor? Farklılık neden? İşte kültürden. Eğitimde uygulanan kültürden, sağlıkta uygulanan kültürden, tarımda uygulanan kültürden, turizmde uygulanan kültürden, bütün bunların dayanağı olan kültürden. İnsanoğlunu ileriye taşıyacak olan şey, kalkınmanın sürdürülebilir olmasını sağlayacak olan şey de kültür. İşte bu yüzden bu zirvede sürdürülebilir kalkınmanın kaynağı ve temeli olarak kültürü masaya yatıracağız. Pandemi sonrasında kültür üretim süreçlerini masaya yatıracağız. Yani bundan sonrasında kültür nasıl üretilecek? Pandemi diye bir şey geldi insanlığın başına, evet, ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla yeni olacak şey acaba nasıl olacak? İşte bunlar masaya yatırılacak. Kültürel miras masaya yatırılacak. Yaratıcı endüstriler masaya yatırılacak. Kültürün toplumsal cinsiyetteki rolü masaya yatırılacak.
iklim kriziyle kültürün bağlantısı ne? Bu masaya yatırılacak. Kısacası insanlığın geleceğini şekillendirecek bütün bu temalarda kültürün rolü ve kültür için, kültür üretimi için, kültürün gelecek nesillere nakledilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bunlar konuşulacak. 65 ülkeden 187 fiilen katılımcı geliyor. Onun dışında tabii online olarak daha çok sayıda yurt dışı katılımcımız olacak ama fiilen 65 ülkeden 187 katılımcımız var. Belediye başkanları var, bakanlık temsilcileri var, evet. Akademisyenler var. Bütün bunlar kültürü, işte bu benim bahsettiğim temaları müzakere edecekler. Ve biz bunun sonunda bir sonuç bildirgesi ortaya koyacağız. Bu sonuç bildirgesi 2 yıl boyunca insanlığın gündeminde olacak. Tüm ülkelerde gündemde olacak. Tabii mutlaka, yani iki yıl boyunca aslında İzmir, Türkiye bu manifestoyla anılacak dünyada. Evet. Somut örneği vereyim size. Kasım ayında Glasgow'da Birleşmiş Milletler bir büyük iklim konferansı düzenliyor. Orada İzmir manifestosu masaya yatırılarak müzakere edilecek ve ne konuşulmuş, buradan ne sonuçlar çıkartılacak, amaç neymiş, bütün bunları onlar da tartışacaklar. Evet. Özetle tabii, İzmir insanlığın gündeminde olacak ve insanlık 2 yıl boyunca İzmir'i, İzmir Kültür Zirvesi'ni önünde taşıyacak. Evet. Tabii kültür şehri İzmir. Evet. Hep Sayın Başkan. Buraya gelen misafirlerimizle ilgili bir ziyaret, çeşitli turlar evet, planlanmıştır tabii, mutlaka. Tabii. Çünkü İzmir'imizi bütün evet, yönleriyle gittikleri yerlerde anlatmalar aslında. Bu çok anlamda doğru, da sanırım çok bir güzel planlamanız bir çıkarttık. Vardır. Tabii tabii, çok hazırlık yaptık, çok güzergah çıkarttık ve bu güzergahları bütün konuklarımıza sunduğumuz bir kitimiz var. Onlar istediklerini seçecekler. Hı hı. Hem gönüllülerimizle hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evet, donanımlı kadrolarıyla onlara refakat edeceğiz. O seçeneklerden hangisini isterlerse, yani ne bileyim işte Kozak, Bergama bir parkur var. İşte İzmir'in tarihsel sit alanları ayrı bir güzergah. Konak Pier'den başlayarak Kadife Kale'ye kadar uzanan Kadife, Kemeraltı ayrı bir güzergah. İşte Çeşme ayrı bir güzergah. Birçok seçenek var. Vatandaşlar, yurt dışından gelen konuklar hangisini istiyorsa onu seçecekler ve biz onları dediğim gibi gönüllülerimizle, belediye çalışanlarımızla refakat ederek İzmir'i tanıtacağız. Evet. Sayın Başkan, tabii aslında İzmir'de beklentiler her anlamda çok fazla. Tabii. Yani bu anlamda işiniz zor doğrusu. Evet, evet. Kültür şehri İzmir diyoruz. İşte altyapısıyla, üst yapısıyla her anlamda beklentiler tabii, çok fazla. Bu anlamda kültür şehri İzmir yolunda, bu anlamda nasıl bir yol haritanız var? Önümüzdeki günlerde, aylarda İzmirlilere buradan bir iki mesaj ve tabii, hatta müjde verebilir misiniz? Ya şöyle söyleyeyim, bir kere Kemeraltı'nı çok önemli bir kaldıraç evet, olarak görüyoruz. Kemeraltı dünyanın en büyük, en eski açık hava alışveriş merkezidir. Evet. Şimdi bu kuvvetli bir ünvan, yani güçlü bir ünvan. Şimdi bunu eğer biliyorsanız ve bunun gereğini yapmıyorsanız orada görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Evet. Biz bunu biliyoruz ve bunun gereğini yapıyoruz. Yaklaşık 200 milyon liralık bir ihale sürecini başlattık. Önce altyapısını, Kemeraltı'nın sokak sağlıklaştırmasını, Kemeraltı sokaklarının aydınlatılmasını, bütün bunları yapmaya başlıyoruz. Kemeraltı 24 saat yaşayan ve bu şehrin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Ve Kemeraltı'ndan çıktıktan sonra Kadife Kale'de 20 bin oturma kapasiteli bir amfiteyatro keşfedildi. Yani bu muazzam bir şey, çünkü hani Efes'le aynı ölçekte bir amfiteyatrodan bahsediyoruz. Evet. Efes'in ne kadar büyük ilgi çektiğini biliyoruz. Aynısı İzmir'in göbeğinde Kadife Kale'de, evet, üstelik çok daha olağanüstü bir manzara eşliğinde bir amfiteyatro. Bunu gün ışığına çıkartacağız. Bir yandan bu çalışma yürüyor. Bir yandan UNESCO'ya 4 yeni başvuru yapıyoruz. Bir tanesi Kemeraltı.
Yani Kemeraltı'nı UNESCO Dünya Mirası listesine sokmak için bir girişim başlattık. İkincisi Ceneviz Kaleleri. Foça, Çandarlı, Çeşme'deki Ceneviz Kaleleri yine bir dönemin insanlığının en refah yaşadığı döneminde var olmuş. Evet. Ceneviz Kaleleri bunlar. Bunun da bir insanlık mirası olduğunu düşünüyoruz. O nedenle yine bir UNESCO Dünya Mirası listesine adaylık başvurusu gerçekleştirdik. Üçüncüsü Birgi. Ödemiş Birgi'yi biliyorsunuz. Gerçekten bir dünya mirasıdır. Bunun UNESCO listesine girmesi için bir çalışma başlattık. Ve dördüncüsü Gediz. Gediz Deltası bir dünya doğa mirasıdır. Evet. Türkiye'den dünya doğa mirası listesine giren ilk olacak diye ümit ediyoruz. Kısacası bu dört başlıkta biz UNESCO'ya dünya doğa mirası listesine girmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Bu ne demek? En başta da konuştuğumuz gibi İzmir'in bir dünya kenti haline gelmesi lazım. İzmir'in Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olduğunu biliyoruz binlerce yıl boyunca. Sonra 15-16. yüzyıldan sonra bölge kan kaybetmeye başlamış Akdeniz. Çünkü ticaret rotaları kuzeye taşınmış, Hollanda'ya, Amsterdam'a taşınmış ve Akdeniz kan kaybetmiş ve biraz daha sönümlenmiş. Ama şu bir gerçek ki Akdeniz orada duruyor. Akdeniz olanca gücüyle 10 ülke, 20 dil, 3 semavi din, muazzam kadim kültürler, çok ortak bir yaşam kültürü, çok ortak bir bitki örtüsü. Kısacası Akdeniz üzerinden yol almaya devam edeceğiz. Ama bütün bunlar işte buraya bağlanacak. Sizin kendi ülke sınırlarınız içinde ne kadar başarılı olduğunuzun hiç kıymeti yok. Eğer o dünya standartlarında, dünyada ölçülebilir standartlarda bir anlam taşımıyorsa hiçbir kıymeti yok. Onu taşıyıp taşımadığının göstergesi de sizin dünyayla ne kadar ilişki içinde olduğunuza bağlı. Evet. Eğer ilişkiniz güçlüyse kendinizi de uluslararası normlar çerçevesinde iyileştirmenin yolunu arıyorsunuz. Örneğin biyolojik arıtma tesisi. Şimdi biliyorsunuz Marmara'da bir musilaj meselesi yaşandı. Evet, niye Ege Denizi'nde yok? Bizim daha doğrusu İzmir Körfezi'ni söyleyelim. Niye İzmir Körfezi'nde yok? İzmir'de de iki tane büyük arıtma tesisi deşarjını körfeze yapıyor. Peki neden musilaj bizde yok? Çünkü bizdeki ileri biyolojik arıtma tesisleri azot ve fosfatı durduruyor. Azot ve fosfat deşarjı yapılmıyor. İleri biyolojik olmasının anlamı böyle bu. Böyle bir riskimiz yok. Böyle bir riskimiz yok. Yani Ege onu söylüyorum. Tabii o konuda. Körfezimizde böyle bir riskimiz yok. Tam tersine körfezimiz böylesine bir deşarj sistemiyle baş başa olduğu için de giderek kendini daha çok temizliyor. Biz de yağmur suyu pis su ayrışma kanallarına yöneldik. Bu önümüzdeki iki yıl içinde toplam yani şu ana kadar yaptıklarımızla beraber 344 kilometre yağmur suyu pis su ayrıştırma kanalı yapacağız. Evet. Ve Körfez'e artık yağmur suyu pis su deşarjı ortak yapılmayacak. Yüzülebilir hale gelecek. Gelecek. Bu önemli. Çünkü Sayın Başkanım. Çünkü kirletmediğiniz sürece zaten doğa kendisini iyileştiriyor, tedavi ediyor, yaralarını sarıyor, temizliyor, düzeltiyor. Evet, doğrusu müsilaj konusunda, evet Sayın Başkan çok özür dilerim. Estağfurullah. Müsilaj konusunda çok endişelendik. Tabii. Ege bölgesinde, Ege Denizi'nde olmaması bizi mutlu etti. Doğru. Körfez'in yüzülebilir hale gelmesi de İzmir'in en büyük beklentisi. Aynen öyle. Bizim de en büyük çabalarımızdan biri o. Ama biz biliyoruz ki bu olacak. Ya biz düzenli olarak ölçüm yapıyoruz. Adem Bey, düzenli olarak. Her gün Körfez'den numuneler alıyoruz, analizlerini yapıyoruz. Çok sıkı bir kontrol altında tutuyoruz. Bir öngörünüz var mı Sayın Başkan bu konuda? Ben görev sürem içinde demiştim. Evet. Ben görev sürem içinde Körfez'de yüzeceğim dedim. Aslında orada bir yanlış anlaşılma var Sayın Başkan. Sanki bu sene yok, bu sene değil. Öyle bir beklenti vardı. Yok. Hatta bir takım eleştiriler geldi. Yok. Ama o kadar kolay değil tabii. Yok, değil. Evet. Ama bu seneyi söylerseniz ben geçen ay veya ondan önceki aydı galiba Güzel Bahçe'de denize girdim. Musilaj daha yeni çıkmıştı. Evet. Bir yerimde dipte göreyim istedim. Yani kendi gözlerimle göreyim istedim. Ve gerçekten oradaki güçlü tazelenmiş
yaşam örneklerini gördüm. Mercanları, balık türlerini, güzel bahçe. Yani Körfez içinde bir nokta ve mavi bayraklı bir plaj. İlk kez Körfez'de bir plajımız mavi bayrak aldı. Hı hı. Bu niye önemli biliyor musunuz? Mavi bayrak parayla satın aldığınız bir şey değil. Tabii. Uluslararası standartlarda temizlik, güvenlik ve sağlık kriterleri var. Hı hı. Bunları yerine getirdiğimiz için mavi bayrak veriyorlar. Ve biz ilk defa Körfez'de bir plajımızda mavi bayrak aldık. Göreceksiniz o mavi bayrak Körfez'in içlerine kadar taşınacak. Evet, fuara dönersek Sayın Başkan. Peki. Aslında bu anlattığınız konuların hepsi turizmle, fuarla, tabii, kültürle ilintili konular. Tabii. Bir de fuarların daha doğrusu, hı-hı, çünkü İzmir fuarlar kenti olacak, doğru, demiştiniz. Fuarların İzmir, hatta bölge ekonomisine, hı-hı, son derece katkısı da var. Muazzam. Bütün civardaki esnafımız, sanayicilerimiz, küçük esnaftan başlayarak söylüyorum. Tabii. Son derece katkısı var. Bu, tabii, anlamda neler söylemek istersiniz? Bu konudaki başka amaçlarınız ne gibi, tabii, amaçlarınız var? Ya şöyle söyleyeyim size, tam da söylediğiniz gibi. Yani fuarlar aslında bir kentteki ekonomik dinamikleri rutin akışının dışında canlandıran, hı hı, ve potansiyeli büyüten etkinlikler. Onun için İzmir fuarlar şehri olmalıdır diyoruz. Ve fakat biraz hüviyet değiştirdi. Artık daha çok ihtisas fuarları yapılıyor. İşte mermer, evet, marble biliyorsunuz. Evet. İşte şu expo, fashion, wedding. Bütün bunlar aslında ihtisas fuarları ve her biri güçleniyor. Biz pandemi döneminde Türkiye'nin ilk sanal fuarlarını yaptık. Online fuarlar, evet, yaptık. Dijital ortamda yaptık. Biz de doğrusu hemen hepsini canlı verdik. Tabii. Ve son derecede ilgi de vardı. Muazzam. Yani, hı, şöyle söyleyeyim size. 265 yanlış hatırlamıyorsam online katılımcı vardı bizim geçen yıl yaptığımız şu, hı, expo'da ve hepsi ciddi manada ticaret gerçekleştirdiler. Bu sene Marble'da geçmiş yıllarda pandemiden önce 1000 katılımcılara ulaşılıyordu. 1000'in üzerine çıkıyordu hatta. Bu sene toplu topu 320 katılımcı katıldı ama katılmayanlar bin pişman oldu çünkü olağanüstü büyük bir ticaret, evet, hacmi sonuçlar yaratıldı. Güzeldi, makinacılar bütün makinelerini sattılar. Herkes ticari anlaşma yaptı. Şimdi bu tabii ki dalga dalga bütün şehirde bir ekonomik canlanma yaratıyor. Sadece taraflar arasında yapılan bir ticaretten ibaret değil fuar. O insanlar burada alışveriş yapıyorlar, yiyorlar içiyorlar, otelde kalıyorlar, taksiye biniyorlar, esnafa kazandırıyorlar. Kısacası topyekün şehrin ekonomisini canlandıran bir etkisi var. Sanal fuarları biz tamamen İSFAŞ'ın kendi yazılımıyla gerçekleştirdik. Tamamen yerli bir yazılımla gerçekleştirdik üstelik. Ve bu anlamda İSFAŞ'a yepyeni bir direnç kazandırdı. Pandemiye rağmen ayakta kalabilme imkanı verdi. Ve biz büyük bir güç kazanmış olduk. Yeni yıldan itibaren 17 yeni fuar planlıyoruz. Evet. Yani otoyollar, köprüler fuarından tutunuz. Daha önce hiç yapılmamış fuarlar bunlar. Yepyeni 17 tane, hı, fuara ev sahipliği yapacak İzmir. Evet, çok güzel. Yani müjde çok da gündem dağılıyor diye endişe, evet, ediyorum. Sizin sorularınızdan uzaklaşmak da istemiyorum. Mesela. Ama şunu söyleyerek, evet, tamamlayayım. Gerçekten fuarlar bu şehrin kalkınmasının önemli anahtarları. Bu şehrin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak olan en önemli enstrümanlardan biri fuarlar, ihtisas fuarları. Ve tabii ki Kültür Park'ta her yıl düzenlediğimiz bu internasyonel fuar, 90.sını düzenlediğimiz. Seneye İzmir Enternasyonel Fuarı'nı çok daha uluslararası katılımı açık, çok daha fazla yurt dışından ziyaretçisi olan bir fuara dönüştüreceğiz. İnşallah, eğer, evet, pandemiyle İnşallah. Başa çıkabilirsek, bütün insanlık olarak söylüyorum bunu, eğer etkisini, gücünü azaltabilirsek, şimdiden arkadaşlarım 2022 91. Uluslararası Fuarı için çalışmaya başladılar.
çok da büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Evet. Aslında İzmir Sayın Başkan Expo'yu hak ediyor çoktan. Doğru. Ama en azından mini Expo tarzı. Evet. Mesela İzmir Enternasyonel Fuarı'nın biraz daha geliştirilerek. Tabii tabii. Diğer ülkelere de standlar aynen, açarak. Aynen. Sanırım çok yapacağız. Daha katılımın da yüksek olduğu çok bir daha, fuar haline getirebiliriz. Aynen öyle yapacağız. Ayrıca 2026 Botanik Expo'suna da ev sahipliği yapma hakkını kazandık. 2026'da İzmir'de Botanik Expo'yu gerçekleştireceğiz. Evet. Ve Botanik Expo aslında süs bitkileri yetiştiricilerini özellikle bütün dünyaya taşıyacak. Yani çok güçlü ticari bağlantılar yapacaklarını ümit ediyoruz. Ve buna da şimdiden hazırlık yapıyoruz. Evet. Sayın Başkan tabii sporla son derece ilgilisiniz. Evet yani. Kulüplerimiz de evet, buradalar. Evet ilk defa bu sene. Kulüplerimize son derece aslında katkı da sağlıyorsunuz. Evet. Kendiniz de sürekli spor yapıyorsunuz. Evet. Ben fuar boyunca bu bölgedeyim. Sizi evet. Hep görüyorum. Bunu neye borçlusunuz? Ve gençlerimize, evet. Vatandaşlarımıza bu konuda ya, mesaj verir misiniz? Gerçekten çok kıymetli. Yani sporla çocuklarımızı daha çok buluşturmamız lazım. Evet. Spor, bakın biz bu yaz 3 portatif havuz kurduk. Bir tane İzmir Marina'da yeni bir havuz yaptık. Bir tane de Bornova'da yarı olimpik bir havuz açtık. Ve biz 5000 çocuğa İzmir'de yüzme öğrettik. 5-14 yaş arası 5000 çocuğa. İddiamız da şuydu, İzmir'de yüzme bilmeyen çocuk olamaz. İzmir'de yaşıyorsa çocuklarımız mutlaka denizle, suyla aşırı neşir olacaklar ve bilecekler. Diğer su sporlarında da aynı çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Sporla çocuklar ne kadar buluşurlarsa, uyuşturucu, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan o kadar uzak duruyorlar. Beden ve ruh sağlıkları o kadar güçleniyor ve ekip çalışmasından rekabete o kadar çok şey kazanıyorlar ki birlikte hareket etmenin güzelliğini keşfediyorlar, başarılı olmanın hazzını, tadını çıkartıyorlar. Özetle sporu bu çocuklara çok daha fazla sevdirmek evet. için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evet. Sayın Başkan 9 Eylül'le İzmir'in evet. kurtuluşuyla bitirelim. Peki. 9 Eylül İzmir'in, ülkemizin hatta dünya tarihinin yönünü değiştiren bir çok gün. Çok doğru. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alın. Evet. Yani işte 3 yıl 3 ay 22 gün süren işgalden sonra bu vatanın kuruluşu ve kurtuluşunun imzasının atıldığı yer İzmir. Yani onun için diyoruz kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Evet. Ve bu 9 Eylül'de geçen yılda bu kadar görkemli kutlayamamıştık. İçimizde ukde kalmıştı. Çok görkemli bir program hazırladık. Pandemiye rağmen birçok şey yapacağız. Hava gösterileri, Türk pilotlarının inanılmaz gösterilerine sahne olacak. Fener alayını yapamamıştık. Fener alayını yapacağız, evet. Kortejimizi yapacağız. Sabah erken saatlerde Anafartalardan Cumhuriyet Meydanı'na bir yürüyüşümüz olur dersene onu yapacağız. Evet. Cumhuriyet Meydanı'nda çok görkemli, güzel bir kutlama yapacağız. Gecesine meydanda muazzam bir konserimiz olacak. Kısacası 9 Eylül'ün şanına uygun bir anma evet. programı yapıyoruz. Her şeye rağmen bütün pandeminin getirdiği kısıtları, onların getirdiği sıkıntıları aşmaya çalışarak geldik bu noktaya. Diliyorum ki bütün İzmirliler çok mutlu olacaklar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın çok Başkan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi kırmadınız. Rica ederim. Fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hem burada sizleri ağırladık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim 90. İzmir Enternasyonel Fuarı devam ediyor. Tabii biz de canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik fuar özelden bu kadar.